Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA 20 Rebuild videosu ile karşınızdayım. Başlıktan da görmüşsünüzdür zaten. Süper Lig'in son sırasındaki 5 takımı alacağız. Her sezon farklı bir takıma geçerek hepsini rebuildlemeye çalışacağız. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Arden Papazyan ailesi olarak bu düşme hattındaki takımları kalkındıracağız. Mesela 5 sezon sonunda ilk rebuildlediğimiz takım ne olacak? Süper Lig'deki dengeler değişecek mi? Hepsini bu videoda göreceğiz. Instagram ve Discord hesaplarımı takip ederseniz sevinirim. Orada video duyurulacak. İşte efendime söyleyeyim çekilişler falan var. Hepsini takip edebilirsiniz. Aynı zamanda TikTok hesabı da açtım ama merak etmeyin. Böyle cringe videolar, utanç verici videolar paylaşmıyorum. YouTube kanalında yaptığım videolardan küçük kesitler paylaşıyorum. Orayı da takip ederseniz sevinirim diyorum ve videomuza geçelim. İlk sezonumuzda Kayserispor'la başlayacağız. Kendileri şu an Süper Lig'in son sırasında. Bu yüzden onlarla başlıyoruz. Görüyorsunuz transfer bütçemiz 2 milyon ama bu videomuzda videonun daha zevkli olması için bütçe olayını şöyle ayarlayacağız. Videomuzun olayı zaten bu anlatacağım şey. Şöyle yapacağız. Bir kere ilk sezon ben Kayseri'ye geldim. 20 milyon euro ile başlayacağız. Yani ben bu transfer bütçesi üzerine 20 milyon euro ekleyeceğim. Ardından belirli bir puan sistemimiz var. Önümüzdeki sezon bu puan sisteminde takımımızın kazandığı başarılara göre transfer bütçemiz artacak. Yani mesela biz ilk sezonumuzda Kayseri ile şampiyon olursak önümüzdeki sezondaki takımımıza 20 milyon euro artı şampiyonluk parasıyla gideceğiz. Böyle bir sistem düşündüm. Zaten yaptığım zaman anlayacaksınız. Umarım videomuzdan keyif alırsınız, eğlenirsiniz. Kayseri takımını görüyorsunuz. Zayıf bir takım biraz. Biz daha önce Kayseri Rebuild videosu çekmiştik. Onu da izlemeyenleriniz varsa i butonundan izleyebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan transferlerimize geçelim. Her takımda bir transferi göstereceğim. Onun dışında özet şeklinde gidecek video. Haberiniz olsun. İlk transferimiz bu takımda forvet biraz eksik görüyorsunuz. Mesanovic diye bir adam var. Biz oraya genç, dinamik bir isim alalım. Mason Greenwood'u alacaktık ama tabii ne oldu? Takım oyuncuyu satmaz diyor. Yapma ya. Serbest kalma bedeli de çok yüksek, alamayız. Yapacak bir şey yok. Greenwood'u önümüzdeki sezonlarda kesin almak istiyorum şimdi alamasam da. Alacağımız isim Openda olacak. Bu sezon kesinlikle şampiyon olmamız lazım ki gideceğimiz diğer takımlara daha fazla parayla gidelim. Şimdi Openda için bir satın alma teklifi götüreceğiz. Kendisi genç oyuncu, potansiyeli de yüksek. Eminim 5. sezonun sonunda dönüp Kayseri'ye baktığımız zaman bu oyuncunun çok iyi yerlere geldiğini göreceğiz eğer satılmazsa. Şu anki değeri 5 milyonmuş reis. Ben sana bir o zaman 5 milyon önereyim. Kızmazsın değil mi? Kızma bakayım bana. Kızmadın, 6 milyon dedin. Aferin oğlum. Yola geliyorsunuz böyle ya. Kariyer modunu biz böyle adam edeceğiz arkadaşlar. Öyle yüksek fiyatlar yok bundan sonra. 5-800 dedi. Tamam, yazıktır, kabul edelim. Hoş geldin Openda. Openda transferinden sonra Kumbulla diye bir adam aldık. 4 milyon 400'e stoper, 19 yaşında. Gittik bir tane daha stoper aldık, 7 milyon 900'e Schürrle diye. Stopere ihtiyacı vardı takımın çünkü bütün stoperleri hep 33 üstüydü. Bu yüzden stoper çok aldım. Defans portası aldık Akak diye 2 milyon 500'e. Lung'u sattık 3 milyon 100'e ve Lung yerine de yine 3 milyona Ben Foster diye 80 rating yaşlı bir kaleci getirdik. Kadromuzu da hemen size göstereyim. Bu şekilde oldu. Fena olmadı aslında. Ben Foster'lu, Schürrle, Kumbulalı. İşte Akak burada. Sol tarafta Entep, sağ tarafta Enrique. Forvet'te Openda filan, fena bir takım kurmadık. Şampiyon olur mu olamaz mı bakacağız artık. Sıkıntı yani, genç oyuncu aldığımız için hep bu sezon değil de belki önümüzdeki sezonlarda şampiyon olabilir Kayseri. Biz artık öbür takımlardan Kayseri'nin ne yapacağını izleyeceğiz. Lafı fazla uzatmayalım ve sezon sonuna simüle edelim. Evet gençler, sezon sonuna geldik. Baktığımız zaman ligde rezalet. İlk sezonunda Arden Hoca tosladı. Vay be. Galatasaray şampiyon olmuş. Beşiktaş ikinci görüyorsunuz. Göztepe dördüncü olmuş. Bizim Kayseri 57 puan. Ne yapmış abi? 60 gol atıp 41 gol yemiş. Çok gol yemişiz. Yapma ya. Abi olmaz ki böyle. Ne yaptınız oğlum siz? Takım bayağı bir gelişmiş ama Openda 75 olmuş. Kumbulla artmış. Schürrle artmış. Ben Foster düşmüş. Acaba Ben Foster sakatlandı mı? Yaşlı kaleci alınca böyle oluyor. Gol kralında Emre Akbaba birinci olmuş. Bizden Openda 14. 12 gol atmış. Yine fena değil. Asist krallığında puanımızı alıyoruz. İşte bu. Önümüzdeki sezonki transfer bütçemize 5 milyon euro eklenecek. Asist kralı bizden Campanaro olmuş. Adamın kralı işte bu. Falcao da 3. olmuş bu arada. Gol yenmeyen maçta da bizim Ben Foster 8. olmuş. Abi yapma ya. İşte oradan batırmışız biz. 29 maça çıkmış. Herhalde bu sakatlanmış. Yerini İsmail Çipe'ye bırakmış. Değil mi? İsmail Çipe bizim ikinci kaleci. Bakalım. Ona bırakmış. Aynen. İşte oradan sıkıntı olmuş.
Sol bekimizde Emre Taşdemir vardı, o da kulüpten ayrılmış. Ne olmuş ona ya? Bir bakalım nereye gitmiş? Emre Taşdemir Galatasaray'a geri dönmüş. Kiralıktı bizden. Demek ki geri mi çağırdılar, ne yaptılar anlamadım. Kadro merkezimize bakalım kim ne yapmış. Şöyle baktığımız zaman Openda 35 maç 13 gol 1 asist. Entep 11 gol 10 asist. Entep'e bak sen. Mensah 10 gol 7 asist. Kravets 9 gol. Henrique 9 gol 3 asist. Sağ taraftan atmış, helal olsun. Campanaro 4 gol 12 asist. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Yani bu sezon aslında pek de iyi değildik ama yine de olsun. Önümüzdeki sezonki bütçemiz 25 milyon euro olacak. Kayseri'de başarısız olmuş olabiliriz ama ben inanıyorum ki benim bu bıraktığım takım gelişen oyuncularıyla beraber ileriki sezonlarda çok can yakacak. Görüyorsunuz bir sonraki takımımız Ankara Gücü. 25 milyon euro transfer bütçesiyle Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'ya baktığımız zaman transfer yapmışlar sanki, böyle değildi bu adamların kadrosu. Sağ kanatta bir kere Rodriguez diye bir adam var. Bu adamı kesinlikle oynatmamız gerekiyor. Santrafor da oynayabiliyormuş. Bu adam fena bir adam. Lobjanice Reis var. Süper Lig'de her takımdan bir oyuncu alma videomuzun yıldızı olmuştu biliyorsunuz. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Fena bir kadro yok ama tabii kaleciyi falan bir şeyler yapacağız ya. Bir şeyler yapacağız. Bu takımdaki ilk transferimiz kaleci olacak abi. Düzgün bir kaleci alacağız. Hem genç hem düzgün. Paramızın yetişeceği şekilde Von Balmos 25 yaşında tam bize uygun Young Boys'da oynuyor. 76 rating, değeri 7.500.000. Zaten bizim 25 milyon euro transfer bütçemiz var bu sezon. Hemen bir satın alma teklifi götürelim abi. Kaleyi sağlamlaştıracağız ilk başta, yeter. Bundan sonra yaşlı kaleci pek almamaya çalışacağım Revit'lerde çünkü hep tosluyorlar abi. Yani eskiden Casillas'ı alıyordum eski Revit Challenge videolarında. Sıkıntı olmuyordu ama şu an farklı bir şeyler oluyor. Hep kaleciler sakatlanıyor. Şöyle 8 milyon 400 önereceğiz. Bakalım ne diyecekler. Ankara Gücü'ndeki ilk transferimiz. 9 milyon diyorlar Von Balmos için. Karşı teklif yeni transfer ücreti. Sonraki satıştan pay ekleyeyim. Nasıl olsa bu kulüpte değiliz. Allah be. 8 milyon 800'ün üstüne ekledik. Yanlış oldu. Süper transferler yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz Lewis Ferguson diye bir adam aldık. Ofansif orta saha 20 yaşında 72 rating 6 milyon 400'e aldık. Gittik 21 yaşında defansif orta saha aldık. Çünkü biraz orta sahamın zayıf olduğunu hissettim. Takımın orta sahası zayıftı biraz. 5 milyon verdik Pepe Lu'ya. Salisu diye bir stoper aldık. En fazla para harcadığımız oyuncu 10 milyon 400. Ratingi 76. Takımın defansını uçuracaktır diye düşünüyorum. Bir de kaleciyi almıştık ancak kaleciyi geçen sezon sonu almışız. O yüzden bu transfer döneminde gözükmüyor arkadaşlar. Toplamda 4 tane transfer yaptık. Görüyorsunuz kalecimiz, stoperimiz, defans orta sahamız ve ofans orta sahamız. Onun dışında kadro çok iyi. Lobjanice, Rodriguez bunlar hep simülasyonda iyi oyuncular diye düşünüyorum. Çünkü hazırlık turnuvasında çok iyi performans gösterdiler. Yedeklerde de iyi oyuncularımız var. Bakalım Süper Lig'i üst sıralarda bitirebilecek miyiz veya şampiyon olabilecek miyiz? Artık bir şampiyonluk istiyoruz. Ankara Gücü'yle beraber şampiyon olalım. Lafı fazla uzatmayacağız ve sezon sonuna geçiyoruz. Sezon sonuna geldik, çıktık ve bakıyoruz ligde abi yine toslamışız ya. Ligde ne oluyor abi, millet ligde şey yapıyor. Bak önceki sezonki bıraktığımız Kayseri 4. olmuş, görüyor musun? 70 puanla bizim kaç, 60 puanımız var. Trabzon, Beşiktaş falan hep bizden bir puan yüksek almışlar sadece. Ne yapmışız, 60 gol atıp 40 gol yemişiz. Yine fazla gol yemişiz ya, ben bu takımı ne yapayım şimdi? Sinir oldum ya. Finalde şeyi kazanmışız. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmışız. İşte bu. Bakıyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığımız için önümüzdeki sezon artı 30 milyon euromuz olacak. İşte bu. Bu güzel haber. Yavaş yavaş geliyoruz abi. Bu aldığımız oyuncularla zaten seneye Ankara Gücü uçabilir. Onu da söyleyeyim. Yani aslında önümüzdeki sezonlara hep rakip oluşturuyoruz böylelikle kendimize. Yani ben önümüzdeki sezonki takımımdayken Ankara Gücü'yle bir şampiyonluk yarışına girebilirim. Oo, gol kralı çıkartmışız. Buradan da bir artı 5 alıyoruz. Lobjanice gol kralı olmuş Crivelli ile beraber. İşte bu. Asist krallığında Alanya'dan Bakasetas. Bizden kim var? Bizden en yakın Ferguson var. Lewis Ferguson 7 asist yapmış. O da iyi. Fena değil. Gol yiyen ben başladı. Bizim kalecimiz 4. olmuş. Von Balmos. 9 gol yiyen ben maç çıkarmış. Helal olsun oğlum. Şeye bakalım. Ziraat'ta ne yapmışız? Madem kazandık herhalde iyi bir şeyler yapmışızdır. Kalecimiz 6. olmuş. Asist kralında Ferguson 1. olmuş burada. Ve gol krallığında da 2 tane 1.'miz var. Lobjanice ile Ferguson. Lobjanice 29 gol 9 asist. Üff. 76 rating. Lewis Ferguson 15 gol 10 asist. 78 rating 21 yaşında. Orkan Çınar 6 gol 4 asist. Kit Soğu ve böyle gidiyor. Rodriguez 4 gol 1 asist yapmış. Biraz az olmuş o.
Bunun dışında bizim aldığımız Salisu 38 maça çıkmış. Fena oynamamış. Güzel ya, güzel. Takımı iyi kalkındırdığımızı düşünüyorum. Her ne kadar 8. sırada olsak da başaracağız. Arden Hoca bu challenge'ı başarılı yapacak. Başarılı olacak bu challenge'da. Bir sonraki takım Rize Spor olacak. Bakalım Rize'de neler yapacağız. 3. sezonumuza geçiyoruz. Transfer bütçemiz tam tamına 55 milyon euro. Bu sefer and içtim. Bu takımı şampiyon yapacağım. Zaten çıldırdım şu an şampiyon olamadığımız için. Bu sefer Rize'yi şampiyon yapacağız. 55 milyon euromuz var biliyorsunuz. Önceki sezon kupayı kazanmıştık. Bir de gol kralı çıkardığımız için toplamda Arda'dan 35 milyon euro. Bir de 20 milyon euro her sezon ekliyorduk zaten. 55 milyon euromuz oldu. Takımımız bu şekilde görüyorsunuz. Mesela sol kanadımız tamamdır. Umar Aminu iyidir. Kale kötü tabii. Bir şeyler yapacağız ya. Orta sahada Diomonde var. O da oynar abi. O da oynar. 74 bu orta sahalar iyi. Bu sefer artık forvete büyük bir isim getirmeyi düşünüyorum. Önceki takımlarda çünkü forvetlere çok yüksek oyuncular alamadım. Kale ve forveti iyi yapacağız bu sefer. Atan ve tutanımız iyi olacak. İlk transferimizi yapalım. Gel bakalım oğlum. Rize'nin çocuğu Mason Greenwood. Biliyorsunuz onu ilk takımımızda Kayseri'de de almaya çalışmıştık ama alamamıştık. İşte şimdi Mason Greenwood'u almaya gidiyoruz. İyi para ödeyeceğiz abi Greenwood'a. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım oğlum Greenwood. Artık böyle yavaş yavaş yüksek şeylere başladık. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Greenwood için 14 milyon euro önereceğim ilk başta. Bakalım ne diyecekler. 14 milyon euroya Greenwood, 18 milyon euro dediler. Dur bakayım, karşı teklif yeni transfer ücreti. 15 milyon 800 anlaşalım hocam senle. United 18.800 diyor. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? 16.800 vereyim. Olmaz mı? 17.300 iyi, hadi kabul ediyorum. Hoş geldin Greenwood. Kabul edemedim. Kabul etsene şunu. Kabul et ha. Hoş geldin Greenwood. Transferlerimizi bitirdik. İlk olarak zaten görmüştünüz 17.300'e Mason Greenwood'u aldık. Ardından gittik. Konsa diye bir stoper aldık. 73 rating, 23 yaşında 6 milyona aldık. Bak bu büyük transfer. Bu bir Asenyo. 17 milyona tecrübeli kaleciyi getirdik. 83 rating. Helal olsun. Villarreal'den geldi. Tunay Torun'u sattık. Walcott'u aldık 7 milyona. 32 yaşında tecrübeli isim o da. Çetin diye bir kalecimiz vardı, onu sattık. Son olarak da param kalmamıştı artık. Çok az param kalmıştı. Genç sol bek alamadım. Bu yüzden Nacho diye 32 yaşında 74 rating bir sol bek getirdim. Yani bütün transferlerimiz genç değildi. Çünkü Greenwood ve Asenyo'ya çok para harcadık. Greenwood ileride bu takımın yıldızı olacaktır. Ben inanıyorum. Sağ kanatta Walcott, sol bekte Nacho. İşte efendime söyleyeyim stoperlerimiz ekranlarda. Sanki stoperler birazcık düşük kaldı. Ama hücum yönünden iyiyiz. Dur bakalım neler olacak ya. Bu sezon artık öyle 8. falan olmak istemiyorum ya. Bakalım ne olacak? Sezon sonunda simüle ediyoruz. Sezon sonuna geldik, çıktık, bakıyoruz. Şampiyon! 85 puanla Rize Spor şampiyon oluyor. İşte bu. Arden Hoca Rize Spor'u düşme hattından aldı. Rize Spor'u şampiyon yapıyor. 85 puanımız var. 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet. 79 gol atıp 16 gol yemişiz. Çok iyi oynamışız abi. Türkiye Kupası'na bakalım. 3-0 Kayseri'ye karşı almışız. Kayseri de finale gelmiş ha. Galatasaray'ı eleyip finale gelmiş Kayseri. Bak görüyorsunuz ligde Arden Hoca nasıl ligi etkiliyor, dengeleri nasıl değiştiriyor. Gol krallığına baktığımız zaman Trabzonlu Moumi Negamor değişik bir adam gol kralı olmuş. Fener'den Frey ikinci ve bizim Walcott'umuz üçüncü olmuş. Bunun dışında bak ilk 6'da 3 tane Rize Sporlu oyuncu var, onu da söyleyeyim. Süper Lig'de asist kralı bizden Garmaş olmuş, tebrik ediyoruz kendisini. Umar Aminu da 4. olmuş. Gol yenmeyen maçta da Asenyo 1. Ha bu arada şeye bakalım, mesela Kayseri ve Ankara Gücü'lü oyunculara bakalım, onu unuttuk. Görüyorsunuz bak bizim aldığımız adamlar 4 ve 5. olmuş kalecide. Fombalmos ve Foster. Bunun dışında asist krallığında Ankara Gücü'nden Lopyanis'i, onu biz almamıştık. 2. olmuş. Kayserili falan kimse yok. Gol krallığında da Kayserili Mensah, Open'de 13 gol atmış bizim aldığımız. Ve bunun dışında kimse yok abi. Bu kısımlarda kamerayı aşağı çekeceğim. Böyle sevdiğinizi biliyorum. Mason Greenwood 4 rating atmış. 25 gol 9 asist. Garmaş 23 gol 16 asist. 32 yaşındasın sen. Ne yapıyorsun ya? Walcott 22 gol 6 asist. Manyaklara bak sen. Umar Aminu 10 gol 10 asist. Mainlak 6 gol 3 asist. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Nacho 40 maça çıkmış bizim aldığımız. Çok iyi ya. Mason Greenwood bayağı etkilemiş takımı. Aynı zamanda bizim aldığımız Walcott da çok iyi oynamış. Yaşına rağmen 22 gol 6 asist yapmış. Lafı fazla uzatmayacağız ve bir sonraki takımımıza geçiyoruz. Just
Dördüncü sezonumuzda takımımız Malatya, görüyorsunuz ekranlarda. Önceki sezonlarda kazandığımız kupalar sayesinde bütçemiz 100 milyon euro. Arden Hoca'nın bütçesine bak sen. Bu takımı baştan yaratacağız. İnanılmaz şeyler yapacağız. Laf fazla uzatmıyorum ve transferlerimize başlayalım. 20 milyon euroya falan alabileceğimiz adamın şeyi varmış, serbest kalma bedeli varmış. Sözleşmeyi yenilememişler kerizler. 9 milyon euroya kaleye 80 rating Nübel diye genç bir kaleci getiriyoruz. 75 genç sayılır. Hemen şöyle sözleşmesini yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Hoş geldin abicim takımımıza. Transfer döneminin sonuna geldik. Görüyorsunuz Pesic vardı, 5 milyona sattık. Bifuma'yı 4-300'e sattık. Chad bilmem neyi 2 milyona sattık. Akuah'ı 4'e sattık. Bayağı adam sattık. Yıldız diye bir oyuncumuz var, onu da sattık. Ve görüyorsunuz Cherisev. Böyle mi okunuyor bu adamın adı? Cherisev. Rus arkadaşlar, Valencia'da 8 milyona geldi. Solbek Ortega 13 milyona geldi. Ratingini göreceksiniz birazdan. Sissoko 8 milyona geldi takımımıza. Smalling 11 milyona geldi. Karbovnik Sabek genç bir oyuncu, ratingi düşük, 3 milyona geldi. En büyük transferimiz Santrafor Immobile 36 milyon euro. Onun arkasına onu besleyecek Opensport'ta sahamda santrafor oynayabilen Alex Teixeira 9 milyon euro. Kaleye Nübel 80 rating 9 milyon euro. Ve son olarak da tecrübeli isim stoperde Ömer Toprak 5 milyon euro. Bakalım takımımıza şöyle bir. Fena bir kadromuz oldu, görüyorsunuz. Yani kalecimiz önceki takımdaki kaleciden daha kötü. Ama yapacak bir şey yok. Kadromuz bu şekilde çok iyi. Sadece sağ kanat tarafımız birazcık düşük. Onun dışında tüm takımımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Burada Walter diye bir adam var. Onu ben anlamadım. 1 Haziran'dan birazcık ileri gittiğimizde, yani yeni sezona tam olarak girdiğimizde takımımıza eklendi. Onu büyük ihtimal Malatya geçen sezonun sonunda anlaştı. Takımımıza o da dahil oldu. Ona ben bir para ödemedim yani. Ama iyi oldu geldi. Yaradı yani işime. Rize Spor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ne bakalım? Onu çok merak ediyorum ya. Oo, Barcelona, Napoli, Anderlecht ve Rize. Yani herhalde 3. çıkıp Avrupa'ya gidecekler. Bakalım Avrupa'da bir şeyler yapabilecekler mi? Laf fazla uzatmıyoruz ve sezon sonunda simüle ediyoruz. Sezon sonuna geldik. Çıkıyoruz. Hazır mısınız? Çıktım ve şampiyon. 2 sezon üst üste farklı takımlarla şampiyon oluyoruz. Önceki sezon yönettiğimiz, başında olduğumuz Rizespor 3. olmuş 81 puanla. Bunun dışında Ankara Gücü 6. olmuş ve Kayseri 14. olmuş. Kayseri çok ilerletememiş. Kayseri'de o kadar da iyi değildik. İyi transferler yapamamıştık zaten. Kupaya bakalım. Kupada kupayı da almışız. Çok güzel. Bak önümüzdeki sezonda transfer bütçesi yine uçacak. Şampiyonlar Ligi'nde Rize ne yapmış hemen bakalım. Gruplardan 3. çıkmış Rizespor. Avrupa'ya düşmüş. Avrupa'da ilerleme şansı daha yüksek. O yüzden ben sevindim açıkçası. Bakalım nereye kadar ilerlemişler. Abi adamlar son 32 turunda gitmiş ya. Karşılarına Lazio çıkmış ama 3-1 yenilmişler. Kötü olmuş. Üzüldüm Rize'ye ama önümüzdeki sezon yine Avrupa Ligi'ndeler. Onları yine göreceğiz önümüzdeki sezon. Şöyle bir şeye bakalım. Gol kralına bakalım. Oo, Rize sporlu Mason Greenwood gol kralı olmuş. Vay, bizden en yakın Immobile 3. olmuş 20 golle. Asist kralına Visca olmuş. Bizden Walter 13 asistle 2. olmuş. Ardından Ferguson geliyor Ankara Gücü'nde. Lewis Ferguson biliyorsunuz biz almıştık. Gol yenmeyen maçta Asenyo 3. olmuş geçen sezonki kalecimiz. Ve bu sezon Malatya'ya getirdiğimiz Nübel 1. olmuş. Buradan puan alıyoruz. Şöyle puanları hesaplayayım yine. Tamamdır. Takımımız ekranlarda, görüyorsunuz Ortega bayağı gelişmiş. Karbovnik gelişmiş. Alex Teixeira, Cherisev, Immobile, Smalling, Ömer Toprak, bunlar tabii düşmüş. Sissoko aynı kalmış. Walter bir tane artmış. Dilerseniz bir istatistiklere bakalım. Takımımı bir inceleyeyim. Bakalım kimler ne yapmış. Immobile 26 gol 8 asist. Walter 19 gol 14 asist. Bu nasıl bir adam bu? Ne manyak bir adam ya. Cherisev 17 gol 4 asist. İyi iş çıkarmış Cherisev. Gökhan Töre 12 gol 4 asist. Alex Teixeira 9 gol 7 asist. Ve böyle devam ediyor arkadaşlar. Karbovnik de iyi oynamış. 4 gol 1 asist. Ömer Toprak filan. Ömer Toprak bile 2 gol 2 asist yapmış. Smalling 2 gol atmış. Aferin oğlum. Bu kadro da güzeldi. Bu takım da güzeldi. Ne yazık ki bu takımı da tam böyle güzel işler başaracakken bırakacağız. Ve yeni takımımız Konya'ya geçeceğiz. 5. sezondayız. Konya Spor takımını görüyorsunuz. Değişik bir kadroları var. Mia diye bir oyuncuları var Opensport'ta sağ. Santraforları fena değil. Defansı kötü. Bak mesela burada defansta bu adam iyi ama onun yanındaki 31 yaşındaki Ay kötü mesela. Serkan Kırıntılı 38 yaşında olmuş. Bak Machida diye genç bir oyuncuları da var.
Yani güzel aslında, böyle vizyonlu bir çalışma yapmışlar. Transfer bütçemizi göstereyim. Tamı tamına 100 milyon euro transfer bütçemiz var bu sezon. Bakalım hangi transferleri yapacağız. Transferlerin sonuna geldik. Görüyorsunuz ekranlarda 10 milyon euroya ilk transferimiz Kostas'ı almışız. Bu Kostas'ı PES 2020'de bana çıkmıştı, hatırlayacak olursanız top açılımı videomuzda. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ardından gittik Palacios aldık 7 milyona. Marcos Alonso'yu aldık sol beke 8 milyona. Hover diye bir sağ bek aldık, genç yıldız 10 milyon euro. Bu takıma çok genç yıldız doldurduk. Sol kanada 12 milyon euroya Velasco diye bir adam aldık. Hacı Ahmetovic'i sattık. Birkaç tane bak sattığımız adamları görüyorsunuz. Reyna diye bir adam aldık BSC Young Boys'dan. Şu an gerçek hayatta kendisi Dortmund'da oynuyor. Ama oyunda Young Boys'a gitmiş. Yine sattığımız oyuncuları görüyorsunuz. Bayağı satmışız. Parot diye bir forvet aldık 11 milyona. Fena bir adam. Başka almış mıyız? Manolas'ı aldık 24 milyon euroya 85 rating. Ve son olarak da kalemize 20 milyon euroya Lecomte'yi aldık. Kadromuzu hemen size şöyle göstereyim. Bomba bir kadro oldu. Yıkılıyor şu an. Bir de bu oyuncular gelişecek yani. Manolas ve Alonso dışında hepsi genç. Çoğu gelişecek bunların. Acaba nasıl olacak? Önceki takımlarımızın da ne yapacağını merak ediyorum. Önceki sezon çalıştırdığımız Malatya'nın grubuna bir baksanıza ya. Juventus, Chelsea, Leipzig, Malatya. Bakalım ne yapacaklar bu grupta? Gerçekten enteresan. Başka bizden birileri var mı? Ha şeye bakalım. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa'da da Rize'nin olması lazım. Bakıyoruz. Fenerbahçe var. Rize nerede? Beşiktaş da var. Heh, Rize burada. Lille, Sevilla, Young Boys ve Rize. Oo, vallahi bakalım acaba Rize bu grupta ne yapacak ya? Çıkabilecekler mi? Laf fazla uzatmıyoruz ve sezon sonunda simüle ediyoruz. Sezon sonuna geldik, çıkıyoruz ve bakalım birinci olmuşuz işte bu. Bak 5'te 3 yaptık bu videomuzda, çok güzel oldu. 5 sezonda 3 şampiyon. Bu arada Malatya 2. olmuş, Rize 6. olmuş, helal olsun. Çalıştırdığımız takımlar yükseldi ama Ankara gücüyle Kayseri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kayseri neredeyse düşüyormuş, son anda kurtarmış paçayı. 26 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 69 gol atıp 21 gol yemişiz. Çok güzel. Kupada ne yapmışız arkadaşlar? Kupaya bakalım. Ooo, finalde Malatya bizi almış. Yapma be. Malatya'ya bak sen. O da bizim geçen sezonki takımımız biliyorsunuz. Yarı finalde Malatya şeyi geçmiş, Galatasaray'ı geçmiş toplam skorda 4-1. Biz de Ankara gücünü toplam skorda 7-0 geçmişiz. Yine Ankara gücü eski takımımız. Rize'de Malatya'ya eğlenmiş. Bak hep eski takımlarımız birbiriyle oynamış. Çok garip ya. Malatya Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış hemen bakalım. 4. olmuş grupta ve hiçbir yere gidememiş. Rize Avrupa Ligi'ndeydi. Onlar ne yapmış? Onlar da 3. olmuşlar kendi gruplarında ya. Yapacak bir şey yok, o konuda biraz kötü olmuş. Gol krallarına bakalım Süper Lig'deki. Edin Visca gol kralı olmuş, ardından bizden Klaus aynı sayıda. Oha Greenwood, bak 3 oyuncu aynı sayıda. Visca, Klaus, Greenwood. Ardından da Immobile geliyor 4. Baksana abi Arden Hoca'nın etkisine bak. Visca'yı çıkar, öbür bütün oyuncular bizden. Asiste baktığımız zaman Immobile asist kralı olmuş. Gol yenmeyen maçta da yeni Malatya'daki Nübel 1. olmuş. Bizim Lecomte 2. olmuş. Bir maçta kaçırmış 1.liği. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Oo, takımımızdaki istatistiklere bak. Klaus, Parot, Velasco hepsi çok iyi oynamışlar. Reyna nerede? Reyna da 10 asist yapmış. 2 gol atmış. Biraz az atmış ama olsun. Parot falan fena oynamış ya. Klaus özellikle, zaten Konya'daydı Klaus. Döktürmüş resmen. Abi önümüzdeki sezon bir All Star takımı yapıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı ümit ediyorum. Aldığım oyunculara video tekrarından bakacağım. Çoğunu getirmeye çalışacağım takıma. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yeni All Star sezonumuza geçelim. Eski oyuncumuz olup iyi olan tüm oyuncuları topladım. Aka, Şür, Salisu, Kumbula, Openda, Ortega, Klaus'u sattım, Nübel, Greenwood, Ferguson, bunların hepsini topladım. Bu fiyatlara bakmayın. Mesela Ankara gücünden aldım ya Ferguson'ı. Ankara gücüne fazla para vermek için, eski çalıştırdığımız takıma bir kıyak geçmek için mesela Ferguson'ı 242 milyon euroya aldım. Çetin abi sağ olsun böyle şeyler yaptık. Gürkan abi de tanıyor Çetin abiyi biliyorsunuz. Ortak arkadaşımız Çetin abi. Gördüğünüz üzere takımımız bu şekilde oldu. İnanılmaz bir takım. Sağda Greenwood, solda Reyna, ofans porta sağ Ferguson, Openda, Parot yan yana, Akyah defans porta sağ, sol bek Ortega. Hepsi nasıl gelişmiş bu arada görüyorsunuz. İnanılmaz gelişmişler. Nübel 87 olmuş. Biz bu adamları kaçken almıştık? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Kim ne kadar gelişmiş? Eminim ki birçok arkadaş merak ediyordur. Yazarsanız sevinirim. Görüyorsunuz takımımız bu şekilde. Lafı fazla uzatmayacağız. Bir gruplarımıza bakalım Şampiyonlar Ligi'nde.
Çok zor bir grup değil. Bence aynı sıralamayla biter bak. Birinci Paris Saint Germain, ikinci biz, Porto ve böyle biter abi. Ben böyle düşünüyorum. Lafı fazla uzatmayacağız. Ocak 1'e simüle ediyoruz. Simülasyonumuz bitti. Süper Lig'de birinci devam ediyoruz. Orada sıkıntı yok. Kupada da devam ediyoruz. Trabzon'la eşleşmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan ikinci çıkmışız. Bak tam dediğim gibi olmuş. Rakibimiz Juventus. Abi ne yaptın ya? Juventus'u biz nasıl geçelim? Çok sıkıntı. Takıma bakmak istiyorum. Gelişen var mı? Manolas düşmüş, Nübel gelişmiş, Aka. Aslında takımımız iyi ya. Sağ bekimiz ve sol kanadımız dışında süper bir takımımız var. Ha bir de Parot düşük biraz. Olsun ama ben takımımla gurur duyuyorum. Lafı fazla uzatmayalım. Son 16 Şampiyonlar Ligi maçımıza geçelim. Eh seni be, şu takıma bak. Yani Ferguson, Greenwood falan uçmuş zaten. Onun dışında da Salisu'muz iyi, kalecimiz iyi. Juventus var karşımızda, hadi bakalım. Umarım Juventus'ta iyi yıldızlar yoktur. Hadi Konya. Hadi oğlum 2-1. Evimizde 2-1 alıyoruz. Sağ bekimiz ve Reina atıyor golleri. Zayıf dediğimiz kısımlardan golleri attık. Onlardan da Isak diye bir gol atmış. Helal olsun. Kadromuz ekranlarda, güveniyorum size. Juventus saf dışı bırakalım hadi. Hadi Konya. Hadi oğlum. Hadi. 1-1 geçiyoruz. Mason Greenwood atıyor bizden. Onlardan da Leo attı. Aferin oğlum. Çeyrek finalde rakibimiz Milan, burada Schürrle sakat. Schürrle bu arada 84 ratingmiş. Sonraki maçlarda sakatlığı bitince oynayabilir. İç sahada Milan'a karşı oynuyoruz. Hadi bakalım oğlum. Hadi oğlum. Hadi Konya. 1-1. Yani biraz sıkıntılı ama bakacağız. Kim varmış adamlarda? Nkunku var. Donnarumma var kalede, tabii ki kalecileri çok iyi. Suso var yedeklerde, o kadar, başka tanıdık isim yok. Kadromuz ekranlarda görüyorsunuz. Çeyrek finaldeki ikinci maçımızı oynayacağız. Deplasmandayız. Hadi bakalım oğlum, Milan'ı yenelim. Hadi Konya. Hadi Konya. 2-0. Bir de Greenwood penaltı kaçırmış üstüne. 3-0 olabilirmiş. Yanlışlıkla geçtim. Yarı finalde rakibimiz Atletico Madrid ve kadromuz ekranlarda. Zor rakip ya. Dur bakalım ne olacak. Schürrle hala sakat. Hadi oğlum. 2-1. Olmaz. Olmaz yani. Çok kötü. Yapmayın ya. Çok önemli bir maç. Bu maçı kesin alıyoruz. Ya alıyoruz ya gidiyoruz arkadaşlar. Schürrle'ü artık ilk 11'e koydum Manolas'ın yerine. Manolas zaten yaşlanmıştı. Kundula'mız sakat. Manolas yedeklerde. 84'lük Schürrle oyunda. Salisu yanında. Fena bir kadromuz var. Bu kadroyla Atletico'yu devirmemiz şart. Bakalım abi, maçımıza geçeceğiz. Deplasmandayız. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi Konya. 3-1. Openda. Openda böyle alıyor işte. Adamsın oğlum. Sen adamsın. Openda 3 tane gol atıyor. Oh be. Çağlar Söyüncü de oradaymış. Ne yazık ki. Bay bay diyoruz kendisine ve finaldeyiz. Ligde şampiyon olmuşuz 102 puanla. Zaten All Star takımıydı. Eski takımlarımız olan Malatya 6. olmuş. Rize nerede? Rize düşmüş. Ankara da düşmüş tabii. Onların en iyi oyuncularını aldık. Ne yazık ki öyle oldu. Kayseri de 12. olmuş. Kupada ne yapmışız bakalım? Fenerbahçe'ye karşı finaldeyiz. Avrupa Ligi'nde olan bir Türk takım var mı? İyi bir şeyler yapan. Yok galiba. Vallahi yok. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Harry Kane olarak gözüküyor şu an. Bizden kim var? Bizden Parot var. 5 gol atmış. 15. Vay be. Asist krallığında orada da yokuz. Gol yenmeyen maçta orada da yokuz abi. Süper ya. Ha varmışız, 9.yüz. Çok kötü. Süper Lig'in gol kralı 28 golle Parot. Ardından Fener'den bir oyuncu geliyor ve 3. de Greenwood olmuş. Çok yakın goller var. Birbirlerine çok yakın. Asist kralında Greenwood 1. 3 kişi 3.lüğü paylaşıyor Süper Lig'de. Gerçekten ilginç. Gol yenmeyen maçta da Nübel 1. olmuş. Helal olsun oğlum. Kadromdaki oyuncular teker teker ne yapmış ona da bir bakalım. Abi bu Parot deli manyak bir şey ya. 82 rating. 39 gol 8 asist. Mason Greenwood 33 gol 14 asist. Openda 24 gol 8 asist. Lewis Ferguson 12 gol 4 asist, 89 rating. Milosevic 10 gol 7 asist. Bu zaten Konya'da oynuyordu bu arada. Ben takıma geldiğimde, Konya'ya geldiğimde oynuyordu, oradaydı. Velasco 9 gol 15 asist ve böyle devam ediyor arkadaşlar. Takımımız fena oynamış. Lafı fazla uzatmayacağız. Finalde rakibimiz Barcelona. Gel bakalım Barcelona. Sen All Star takımına karşı ne yapabilirsin? Şimdi bizim bu Konya'nın aslında şu forması da güzel ama ana formamızı giyelim. Onlar da kendi ana formalarını giysinler ve iki takıma da başarılar. Evet. Konya Spor Düşenler Rebuild Challenge All Star takımı finalde. Karşımızda Barcelona var. Ter Stegen, De Jong bu oyuncuları korumuşlar. Pereira, Barcelona zaten hep sağ beke Pereira alıyor abi Leicester'dan.
Her sezon aynı şey, her sezon aynı muhabbet. Görüyorsunuz iki takımın da geçtiği yollar ekranlarda. Bakalım bugün takımımız neler yapacak? Şampiyonlar Ligi müziği. Barcelona oyuncularını ekranlarda görüyorsunuz. Geç abi geç. Dele Alli de orada bu arada. Hadi bakalım zor bir maç olacak. Ricardo Pereira. Reis. Reis gidiyor. Reis verdi pasını. De Jong, Reis. İyi paslaşmalar. Reis açtı oyunu. Perez. Perez aman diyoruz karşısında duruyoruz. Pereira, Ricardo Pereira önü boşaldı. Ricardo Pereira içeri doğru kesti. Olmuyor. Şimdi hata çıkacağız işte. Yürü oğlum. Mason Greenwood alır mısın? Kukurella girdi. Osman Dembele baktı rakiplerine geri oynadı. Derinlemesine bir pas. Orada Mason Greenwood araya girdi. Aman aman kale, aferin kale. Nübel aferin. Salisu şimdi. Yürüyün oğlum. Hızlı atağa çıkın. Sizin olayınız bu. Hızlı atak. Mason Greenwood oynadık. Mason Greenwood git. Mason Greenwood geç onu. Mason Greenwood ye onu. Yedin oğlum. Aferin Mason Greenwood. Aferin. Ah. Pası çıkaramadık ki. Messi bu sezon futbolu bırakıyormuş arkadaşlar. Onun da bilgisi geldi. Şimdi sol. Lan Ortega ne yapıyorsun? Neyse aldın. Ortega adamsın. Tekrar Openda. Openda rakiplerinden Cyril. Openda bıraktın. Lewis Ferguson. Sağ ayak. Kötü bir şut. Yürü oğlum. Sağ kanat. Mason Greenwood. Mason Greenwood içeri baktı. Mason Greenwood. Mason Greenwood çıkar. Sert şut. Ter Stegen. Yapma. Ulan var ya nasıl atamadık. Çok net pozisyondu. Arka taraf. Abi çok atak yedik ya. Çok ortaladılar. Artık şu Mason Greenwood'a bak bak. Kukurella'yı nasıl mal ediyorum bak. Kukurella bay bay Kukurella. Yürü Mason Greenwood hızın yetmedi. Aha yetti. Yürü. Yürü oğlum Kukurella sen hayırdır. Kukurella sen hayırdır oğlum. Verdik pasımızı şimdi aferin. Aferin iyi geliyoruz. Ferguson çıkardın. Tekrardan Ferguson'a. Ferguson. Ferguson. Aa, hayır. Yapma. İlk yarının sonuna geldik. Allah seni kahretmesin Akyah. Akyah'ın büyük hatası. Yapma kale. Oh. Oh offside. Aman 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 aman. Öldüm öldüm dirildim ya. Akyah orada nasıl hata yaptı? Hadi abi kaç oradan. Çok güzel Ortega. Sol bekimiz yürü. Yürüdün. Yürüdün iyi girdin. Ortega. Ortega bak rakiplerine. Ortega geçtin. Ortega içeri doğru Reis. Yapma. Hadi oğlum. Hadi oğlum iyi top kaptık. Openda. Openda rakibinden sıyrıldı. Openda gitti. Openda oyna oğlum sakin. Ya abi var ya atağın içine ettik derken Mason Greenwood. Mason Greenwood inanılmaz bir gol atıyor. O nasıl bir koşu öyle? O nasıl bir kaçmaktı? Oo! Bak 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 bak. Akıl dolu bir oyun, akıl dolu. Barcelona'yı mal ettik arkadaşlar. Şapşal oldu adamlar bakın. Of 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 Mason Greenwood. Sizce videonun oyuncusu Mason Greenwood mu? Bunu yorumlarda yazın abi. Videonun oyuncusu kim? Lewis Ferguson mı? Openda mı? Mason Greenwood mu? Bekliyorum. Fena gol attık. Barcelona bir afalladı böyle. Terse gendikti topu ve arkadaşlar kazanıyoruz challenge'ımızı. Düşen takımlar Rebuild Challenge'da şampiyon oluyoruz. Mason Greenwood'un 86. dakikada golü bize şampiyonluğu getiriyor. İşte bu Mason Greenwood. Belki de videonun en iyi ismi. Bence o abi. Bence Mason Greenwood. Çok iyiydi. Tabii Lewis Ferguson'u da ben çok sevdim. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Favori oyuncunuz kim? Videonun en iyi oyuncusu kimdi? Takımımız seviniyor görüyorsunuz. Helal olsun. Kaç sezon? 5 sezon değil mi? 5 mi 6 mı? 6 sezon. Bu gençleri biz yetiştirdik. Bunlar bizim gençlerimiz ya. Buradaki tüm oyuncular bir dönem Arden Hoca ile çalışmış. Ve en son Arden Hoca'nın çağrısını kırmayıp Konya Spor'da toplanmışlar. Nübel ekranlarda. Kupayı kim kaldıracak lan? Kaptan kimdi? Schürz mü kaptan? Kaptan Schürz. Olsun. Kaldıralım oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Ve şampiyon. Arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram ve Discord hesaplarımı takip ederseniz sevinirim. Video ve yayın duyurularını oradan yapıyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.